19 Ocak 2022'de Red Dead Redemption 3 cümlesini ilk defa sizlerle paylaşmıştım. Hatta 2026'dan önce trailerin gelmeyeceğini söylemiştim. Çıkış tarihine de 2027 demiştim. Bunları biliyorum ki söylüyorum. Red Dead 3 çoktandır geliştiriliyor. Hatta GTA 6'nın bu kadar aksama sebebinin Red Dead 3 projesinin de devreye girmiş olduğundan kaynaklandığını da söylemiştim. Şimdi o an geldi. Yeni haberler var. Rockstar Games, Red Dead Redemption 3 üzerinde çalışmaların başladığını zaten birkaç yıl önce doğrulamıştı. Şirket şu anda kaynaklarının büyük bir kısmını 2025'e kadar çıkarmayı planladığı, GTA 6'ya ayırdığı için Red Dead 3'ün çıkması en az 4 yıl alacak. Yani bu 4 yıl GTA 6 çıktıktan sonra. Yani GTA 6 2025'te çıkarsa, Red Dead 3 2029'da çıkacak. Bu hafta yeni haberler servis edildi. Ancak bu yeni servis edilen haberler daha öncesinin haberi. Neden yeni gibi önümüze servis edildiğini anlamadım. Ben ilk haberi görünce bayağı heyecanlanmıştım. Sonra içeriye bakınca ben bunu 2 sene önce duyurmuştum zaten dedim. Biz yine de tekrar hafızamızı tazelemek adına tüm bildiklerimizi konuşalım ve yeni gelen sızıntılara şöyle bir göz atalım. Ana şirket Take-Two Interactive'le yakın zamanda yapılan bir tartışma sırasında CEO Strauss Zelnick, çizim tahtasından ayrılan ve kritik başarı elde eden birçok franchise hakkında temele dokundu. Bunlardan biri elbette Red Dead Redemption. Zelnick'in burada bahsetmek istediği asıl şey Red Dead Redemption'ın geleceğiydi. Red Dead Redemption'ın devam oyunu gelecek miydi, yoksa daha farklı bir yapımla mı karşımıza çıkacaktı? Zelnick bir filmden bahsederken burada Red Dead Redemption'a da değiniyor ve aslında çarpıcı bir açıklama yapıyor. Zelnick şunları söylüyor. Yeni Bond filmini izledim. Harikaydı. Her franchise'ın James Bond olmasını istersiniz. Bu kategoriye giren herhangi bir türden çok az sayıda eğlence franchise'ı var. Ancak bunlar var. Ve düşünüyorum, GTA onlardan biri bence. Hatta Red Dead de onlardan biri. Böylesine yapımların devam oyunu var olmaya devam edecek dedi. Zelnick, ayrıca düşünceli olmanızı ve başlıkları geri alma istekli olmanızı gerektiriyor. Bu nedenle, vay be, bu nadir bir olay, duygusuna sahipsiniz diye devam etti Zelnick. Zelnick sözlerine ise şöyle devam etti. İnanılmaz derecede olağanüstü olduğunu düşündüğümüz bir şey yapmak için zaman ayırıyoruz ve ayrıca başlıkları kasıtlı olarak dinlendiriyoruz. Böylece bu başlık için bastırılmış bir talep var. Yani bu özel bir etkinlik. Yani aslında burada söylemek istediği şey, biz dev yapım oyunların arasına çok fazla yıllar ekliyoruz. Ve iyi bir şey ortaya çıkana kadar gerçekten de 8-10 yıl geçiyor. Red Dead Redemption'a baktığınız zaman gerçekten başarılı bir yapım ve devam oyunun geleceğini söylemek istiyor. Aslında Türkçesi böyle. Serinin son oyunu RDR 2, 8 yıllık bir bekleyişin ardından 2018 yılında piyasaya sürülmüştü. İlk oyuna kıyasla hem PC hem de konsol için geliştirilen bu yapım tüm zamanların en iyi oyunlarından biri olarak görülüyordu. Rockstar Games şu anda GTA 6'nın geliştirilmesine odaklanmış durumda. GTA 6'nın 2024-2025 yılında çıkacağını düşünürsek, yeni bir RDR oyunun piyasaya sürülmesine muhtemelen yıllar var. Hatta ilk tahminler 2030'ları bulacağı yönünde. Red Dead Redemption 3'e dair en büyük sızıntı, Rockstar çalışanının projeyi istemeden duyurmasıydı. Sızıntının kaynağı olan kullanıcı bunu gerçekten düşünmeden veya kasti mi yaptı, yoksa Rockstar tarafından bilinçli olarak gündeme gelebilmek için yapılan bir hareket miydi bilinmiyor. Ayrıca GTA ve RDR serilerinin tahmini çıkış tarihlerine dair bir bilgi de paylaşılmadığı için oyuncuların Rockstar Games'ten daha net bir açıklama beklediği aşikar. Bununla birlikte bir bilgi daha var. Şirket 2018 yılında paylaştığı bir blog yazısında RDR 2 sorularına cevap verirken o an için RDR Online'a odaklandıklarını fakat daha sonra serinin ikinci oyunu çıkaracaklarını ve eğer satışları iyi bir başarı yakalarsa hiç beklemeden üçüncü oyuna geçebileceklerini söylemişti. Bu muhteşem seri aslında 2004 yılında daha da az bilinen Red Dead Revolver ile başladı. Daha sonra 2010'da Red Dead Redemption'la doruğa ulaştı ve 2018'de Red Dead Redemption 2 ile büyük bir çıkış yaptı. Ancak bu iki efsanevi oyunun ardından hala yeni bir devam oyunu gelmedi. Red Dead Redemption ve Red Dead Redemption 2 arasında geçen uzun zaman dilimi yaklaşık 8 yıl göz önüne alındığında ve Rockstar'ın şu anda GTA 6 üzerinde çalıştığı düşünülürse, 3. sürümün hemen gelmeyeceğini tahmin etmek gerçekten de zor değil. Hatta bu oyunun bu nesil oyun konsollarına gelmesi bile muhtemel görünmüyor. Yani PlayStation 6 da olabilir, PlayStation 7 bile olabilir yani.
Red Dead Redemption 3'te neler olacağını şöyle bir bakarsak, karakter konusunda Rockstar'ın RDR 2 ile başardıklarını düşünürsek, önceki oyunların karakterleri ve hikayesi arasında bir bağlantı kurulması beklenmedik bir durum olmaz. John Marston ve Arthur Morgan'ın kaderini bilsek de Jack Marston'ın geleceğiyle ilgili net bir bilgimiz yok. Bu, sevdiğimiz dünyaya hoş bir dönüş olacak ve aynı zamanda içerik oluşturuculara Vahşi Batı'nın daha önce keşfetmedikleri tarihi bir dönemini araştırma fırsatı sağlayacak. Bu oyunun hikayesi konusunda sadece bir yol. Belki de Vahşi Batı'dan biraz daha sapıp daha modern bir içerikle karşımıza çıkarlar. İkinci Dünya Savaşı zamanı, savaştan gayrı yaşananlar buna bir örnek olabilir belki. Öncesi, sonrası ve savaş zamanı gibi. Eğer RDR 2 ailesinden birinin hikayesini konu alacaksa, o kişiyi bir anda Birinci Dünya Savaşı sırasında bir asker olarak da tanıyabiliriz. Buna en uygun karakter de Jack Marston. Diğer bir alternatif ise önceki bölümlerdeki karakterleri karıştırarak yeni bir Red Dead Redemption 3 karakteri oluşturmaktır. Eğer bu yaklaşımı seçerlerse başrollü bir kadın görmek harika olurdu. Zaten GTA 6'da da bir ana karakter olacağını biliyoruz. Western zamanlarındaki kadınların mükemmel kahraman olabileceğini de biliyoruz. Ve Rockstar'a ilk kez oynanabilir bir kadın karakter sunarak geçmişte cinsiyetçi olduklarını iddia eden eleştirmenleri de susturma fırsatı verecektir. Gerçi bu susturma fırsatı GTA 6 ile verilmiş olacak. Sızıntı zaten açıklanmıştı ve GTA 6'da gerçekten de bir kadın ana karakter olacağını hepimiz biliyoruz. Bazı söylentilere göre Red Dead Redemption 3'ün tamamen olmasa da bir kısmı Avrupa'da geçecek. Bu, Rockstar'ın göçmen sorununu GTA 4'te yaptıklarına benzer bir şekilde ele almasına izin verebilir. Anlatı açısından bakıldığında bu konsept mantıklı olsa da Avrupa'nın bir kısmını oluşturmak için gereken emek miktarı ve daha sonra oyunu tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ne taşımak kendi kendine zarar verme olarak nitelendirilebilir. Sizler Red Dead Redemption 3'ü bekliyor musunuz? Veya Red Dead Redemption 3'ten ne bekliyorsunuz? Red Dead Redemption 3 size ne vaat ediyor olabilir? Yani karakter açısından ne olmasını istersiniz? Oyunda yenilik olarak ne görmek isterdiniz? Şu anda GTA 6 çok revaçta ama Red Dead Redemption 3'ü de unutmamak gerekiyor. Sene gerçi 2023, yani biz Red Dead Redemption 3'ü gördüğümüzde belki benim bir çocuğum olacak ve ben 30 yaşını geçmiş olacağım diye düşünüyorum. Bakalım o zamanlar hayatta olacak mıyız ve gerçekten hala bu işi yapıyor olacak mıyız? Zaman gösterecek diyelim ve bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.